Size girdaplı akıştan bahsedeceğim. Bu şekilde ne görüyoruz? Baktığımızda gri şeklinde bir silindirik blok var. Üzerinde birkaç tane böyle halkalar, delikler var ama onları çok önemsemeyin. Swirlflow'dan bahsedeceğimiz için bizim için önemli olan bu gri silindirik bloğun içindeki yine silindirik bir boşluk. Bu silindirik boşluğa baktığımızda yanlarında girişler var. Burada swirlflow ya da girdaplı akış oluşturabilmek için 4 tane T'sel giriş var. Bu girişler için bu bloğa, gri bloğa 4 tane sarı renkli bu T'sel girişi sağlayacak olan parçalar çakılmış. Ve bu girişler bir akışkanın bu gri renkli bloğun içindeki silindirik boşlukta dönmelerini sağlayacak. Şimdi birinci T'sel girişe bakalım. Açık renkli bir mavi ok görüyorsunuz. Dar bir kanaldan bir akışkan geçecek. Dar bir kanal olması ne demektir? Eğer kütlenin formülünü hatırlarsanız, eğer alanı ne kadar daraltırsanız akışı o kadar hızlandırırsınız. Bu tamamıyla bir tasarım kriteri. Yani biz bu boşlukta girdaplı akış oluşturmak için T'sel olarak göndereceğimiz akışkanın hızını o borunun çapıyla ayarlayabiliriz. Şimdi diyelim ki çaplar belirlendi ve 4 tane girişle akışkan bu gri renkli silindirin bloğunun ortasındaki boşluğa yönlendirildi. Şimdi sorabilirsiniz neden 4 tane? İllaki girdaplı akış oluşturmak için 4 tane T'sel giriş mi gerekli? Hayır, değil. Eğer siklon ya da siklon teknolojisini biliyorsanız bir silindirik bloğun T'sel olarak bir yanından bir delik açılır ya da bir boru eklenir ve oradan hızlı bir akış gönderilir T'sel olarak. Neden T'sel gönderiliyor? Yani neden bir silindirik boru başka bir silindirin tam ortasına ya da açılı bir şekilde gönderilmiyor da T'sel gönderiliyor? Burada amaç swirl ya da girdaplı akışı silindirik hacmin kenarları boyunca döndürüyor olabilmek. O nedenle T'sel giriş veriliyor. Şimdi eğer bir değil de 4 tane T'sel giriş tercih ediliyorsa bundan şunu anlıyoruz. Çok kuvvetli bir girdaplı akış isteniyor demektir. Şimdi diyelim ki bu 4 tane girişten akışkan girdi. Bu silindirik boşluk hacimde ben oklarla gösterdim. Koyu renkli mavi oklar var. Böyle bu silindirin içinde dolaşıyorlar. Şimdi bu şunu gösteriyor. Her bir delikten gerçi akışkan oklarını ben düz bir çizgi halinde göstermişim ama aslında yüzeyleri takip edeceği için bir eğriyi takip ediyor olması lazım. Ama bir jet akışı olduğunu düşünün. Yine de duvarları da şey yapsa takip etse aslında çok da yanlış olmaz. Yani T'sel girişin çapı dar olduğu için siz burada bir jet akışı yapıyorsunuz ve jet akışının
mesela şey düşünürsek, bu iki numaralı akışı düşünürsek, yanında böyle T'sel bir yüzey var. O yüzeyden de etkilenerek kıvrılacaktır. Daha sonra yine 3 numaralı akıştan tekrar bir T'sel akış, 4 bir böyle devam edecek. Bunlar bir döngü şeklinde döne döne hareket edecekler. Neden bir akışkanın dönmesini tercih ederiz? Eğer bu bir siklon olsaydı, biz katı parçacıklarla şeyi, havayı ya da bir sıvıyı ayrıştırmak istediğimizde tesel kuvvetlerle biz şeyleri ayırmak istiyoruz, parçaları ayırmak istiyoruz. Bundan ne anlayabilirsiniz? Yani bir katı madde daha yoğun olduğu için yoğunluğu daha düşük olan hava gibi hızlı hareket edemeyeceği için farklı hızlarda bir momentleri oluşacağı için biz bunları ayırt edebiliyoruz. Başka ne olabilir? Girdaplı akış ya da swirl flow. Eğer siz daha az yoğunlukta olan, eğer diyelim ki bu iki fazlı bir akış olsa, daha az yoğunlukta olan ne olabilir? Buhar kabarcıkları olabilir. Siz onları ortaya toplamak isteyebilirsiniz. O zaman girdaplı akıştan faydalanabilirsiniz.